Sevgili günlük, bugün hayatımın en zor gününü yaşadım. Dün gece babam eve gelirken iki gaspçı tarafından gasp uğradım. Bağıra kızım, yemek hazır. Hadi yardım et bana, bardakları da sen getir. Ay yapmasam olmuyor mu ya? Hadi hadi söylenme. Hadi bardakları getir, bak her seferinde aynı şey yapıyorsun. Şu yemek masasına bir zamanında oturalım ya. Zaten senin görevin yemek hazırlamak değil mi anne? Niye böyle yapıyorsun? Baban gelecek birazdan. Hala masa hazır değil. Sonra bana kızıyor baban. Bir işin ucundan tutsam süper olacak. Sanki hiç yardım etmiyormuşum gibi konuşuyorsun ya. Efendim canım? Canım ne yapıyorsun? İyi, biz de yemek falan hazırladık Lara'yla. Seni bekliyorduk hayatım. Sen neredesin? Ben de evin oradaki köşeyi döndüm, geliyorum şimdi. Gelmeden önce bir ekmek alır mısın ya? Tamam. Bir şey soracağım. Tamam. Sigara versene be. Yok kardeşim, kullanmıyorum. Abi sigara parası var o zaman ya. Ya kardeşim yok, başa bela mı ya? O sesler ne? Veysel? Veysel? O sesler ne? Oğlum bir sigara parası versene amına. Lan kardeşim bir gidin ayrıca ya. Ya. Oğlum. Hadi oğlum bir gidin lan. Ah! 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 Yardım! Yardım edin. Veysel, duyuyor musun beni? Veysel, o sesler ne? Anne, ne oluyor anne? Nereye gidiyorsun? Beni bekle. Adamı. Ambulans arayın. Hemen ambulans arayın. Ben babamım ya. Veysel iyi misin? Baba. Ambulans arayın. Baba. Veysel. Babamım ya. Baba kalk. Babamım ya. Veysel. Baba kalk baba. Babamım ya. Ya Rabbi, Ya Rabbi, semavati vel ardı, Ya Halik ve Ya Halik, göyleri yıldızlarıyla, zemini müştümülatıyla bütün keyfiyatı tesir eden Ya Rabbi, kusurlarını affeyle. Dünyada bizim misafirimizdi, şimdi de senin misafirin, şanına yakışır şekilde ağırla Ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yusufun ve selamün alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha mazdalevat. El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke nâbudu ve İyyâke nesta'in, İhdina sırâdal mustakîm, sırâdal lezînen amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veladdâllin, amin. Allah kabul eylesin. Benden de aldın
görüyorsun, nasılsın görmeyeli? Hayır değilim. Ne oldu? Ne oldu? Doğru mu kaybettin? Hadi kalk bize gidelim. Kafa dağıtırsın, hem çok soğuk hava. Donarsın burada. Biraz hava almak istedim. İçin değilim. Ama burası da sana iyi gelmez. Sen bak dertleşiriz. Evde bizimkiler de gitti hazır. Tek başımayım. Gel bir şeyler de içeriz. Kafa dağıtırsın. Gerçekten iyi gelir. Hadi. Şunun da ver istersen buraya asayım. Babamın vefatından sonra olaylar böyle gelişti yani. Ama böyle olmaz, böyle devam etmez. Ben senin kafanı dağıtacak bir şeyi çok iyi biliyorum. Bence çok iyi kafanı dağıtacak. Arada böyle çok moralim bozulduğunda çok iyi geliyor. Geldim biraz. Biraz içtim de geldim. Fark etmiyorum. Sen ne yaptın? İyi, arkadaşımla oturuyorum. Aa, merhaba, hoş geldin. Merhaba. Kusura bakma. Yalnız olacağımızı düşünmüştüm. Dedim yoktu geleceğimde. Anladım. Arkadaşım. Evet. Ne yaptınız? O zaman şuraya ben de... Ay. Alıyorum aman. Ne yaptın? İyi, oturuyoruz. Hoş geldin. Emre ben bu arada. Hala, ben ne oldu? Haberi vermemiştim.
gittin geleceğini? Hayatım sabah boş evleyince ben de akşam sevgilimde kalırım diye düşündüm, o yüzden geldim. Ya sıcak mı, bir cam açayım ben ya. Siz ne yapıyordunuz ya? Hiç, konuşuyorduk. Sen nereden tanışıyorsunuz? Biz çocukluk arkadaşıyız. İlkokuldan. Ben bütün arkadaşlarını biliyorum. Seni görmedim, o yüzden merak ettim yani. Görüşmüyorduk. Nasıl karşılaştınız ya? Ben eve geliyordum. Parkta karşılaştık. Konuşalım dedik. Güzel güzel. Ben bir lavaboya gidip geliyorum o zaman. Gerçekten kusura bakma. Neyse biz devam edelim. Kafamızı dağıtalım. Sana nereye gitti ya? Uykusu gelmiş onun da. Biraz uyuyayım falan dedi. Sen neler yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum, ne yapayım? Okuyor musun burada falan yoksa? Okulu bıraktım. Aa, neden ya? 2 ay falan oldu, babam vefat etti. Canım başın sağ olsun ya. Çok üzüldüm. Öyle. Ne yapıyorsun? Öyle çalışıyor falan mı? Bir şeyler yapıyor musun? Yok, evdeyim genelde. Ha. Öyle. Ya çok üzüldüm, başı sağ olsun. Benim de babam vefat etmişti, biliyor musun? O yüzden seni çok anlayabiliyorum. sen ne yapıyorsun? Kalacak mısın bu gece burada? Yani kalırım. O zaman şimdi Sıla çok içti, biraz kafası güzeldir. İstersen burada beraber de kalabiliriz. Ne diyorsun be? Sakin ol güzelim, yanlış anladım. Ben sadece... Niye bu kadar geç? Ne yapıyorsun be? Ulan seni! Gözü çabuk mal. Baba. Baba.
Yanlış zamanda mı? Meryem! Benim çayım nerede kaldı ya? Geldim. Buyur. 2 saattir çayımı bekliyorum ya. Git kapıya bak. Kızım nerede? Bu halin ne senin? Kızım geç çabuk içeriye. Bu halin ne senin? Ne? Dur. Bu halin ne senin? Lara. Geç otur bakayım şuraya. Geç. Anne dur. Geç. Hesap ver. Bu senin gözünün hali ne? Hı? Anne bak sonra... Ne oldu senin gözüne? Hesap ver! Bırak beni! Sana diyorum! Bırak! Dur ben konuşayım. Bir dakika dur otur! Hep senin yüzünden oluyor zaten. Soru soruyorum değil mi? Turgut! Açın kapıyı! Vurma kıza! Evet, bak, Turgut vurma kıza! Geç! Aç şu kapıyı aç! Vurma kıza! Vurma kıza aç şu kapıyı! Bak, bu kız ne bu evden çıkacak ne bu odadan, tamam mı? Anladın mı beni? Bu kadın da o kadar sinsi ki yani. Hep aynı şeyleri yapıyor. Ama bu kadın da öyle seviliyor. Yok ya, öyle ne alaka yani? Hep aynı şeyler dönüyor vallahi hiç. Bence güzel ya. Güzel değil. Merve arıyorum seninle. Efendim? Evet var, ne oldu? Tamam getireyim, yok ya. Ne kusuru canım, tamam getireyim. Tamam. Canım ben bir yukarı komşuya gideyim. Onu size de onu vereyim geleyim. Tabii keyfim olacak. Tamam. Sen o aldığın otoparka yaparsın aklındakileri. Burayı bana sat. Kızım. Efendim. Gel şöyle bir otur da konuşalım. Ya. Konuşuruz burada. Gel gel. Görürüm ben seni. Gel yanıma gel otur öyle konuşalım. Kızım hadi inat etme gel. Sen neler yapıyorsun? Okulunda yok tabi, geziyorsun sağda solda erkeklerle. Dolaşıyorsun herkes. Hiç öyle bir şey yok. İndik. Zengin bir koca da bulmuşsun bu şimdi sen kendine. Değil mi? Ne alaka? Sana oradan bakınca koca meraklısı gibi mi duruyor? Hadi gel. Olsun. Hayır ama. Bana öyle geliyor. Şu elini. Otur şuraya. Lütfen biraz sakin ol. Bırak beni. Bırak. Anneme söyleyeceğim seni. Çekil şuradan. Hele bir annene söyle. Bak. Hele bir annene söyle. O zaman bak ne olur görürsün seni. Ne yaptınız? Hoş geldin aşkım. Hoş buldum. Geldim. Ne yaptın kızım? İyi, ne yapalım? Oturduk anne. Dizi izledik de. Ben uykum var ya. Niye daha konuşmadık daha? Bir otur, bir yüzünü falan hiç göremedim seni. Yatırım. Ben yatırım. Vallahi çok yorgunum. Uykum var benim. Bu kız ne yapacağız bilmiyorum. Ergen trip atıyor işte. Her zamanki hali bilmiyorsun sanki ya. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ben sıkıldım. Benim de canımı sıktı, uykum geldi. Ben yatıyorum aşkım. Ne oluyor ya? Uykumu getirdiler vallahi. İyi geceler. Tamam, hadi iyi geceler canım. Ben de bir bulaşıkları tam halledeyim. İyi geceler. Tamam. Ne konuda canım? Bak ben Turgut'a hiç güvenmiyorum. Ya başla anne ya. Lara bak, evlendiğim günden beri sürekli aynı şeyi yapıyorsun.
Hani neden bana inanmıyorsun? Bu adam hiç iyi bir insan değil. Nasıl iyi değil kızım, görmüyor musun? Dev baban öldüğünden beri nasıl yardımcı oluyor bize? Hani sen fark etmiyorsun herhalde. Bu adam bu eve geldiğinden beri ben mutsuzum. Sen niye beni anlamak istemiyorsun? Ya Lara, başlama yine. Lütfen git. Kızım lütfen uyu. Hadi. Anne bak. Bu adamın niyeti farklı. Niyeti farklı değil kızım. Başlama yine lütfen. Allah'ım sen niye beni anlamak istemiyorsun ya? Evlendiğim günden beri adam görmüyor musun? Nasıl yardımcı olmaya çalışıyor? Başlama yine lütfen. Git yat uyu. Sabah konuşuruz hadi. Bugün bana inanacaksın ama çok geç olacak anne, tamam mı? Hadi Lara'cığım hadi. Lara, git bana Türk kahvesi yap da bari bir işe ara. Bıktım senden, isteklerinden. Ben annem değilim, anladın mı? Ben sana bir şeyler yapmak zorunda değilim. Bak, sana yapacaksın dedim, yapacaksın. İkiletme lafımı, kalk! Bıktım artık senden. Annem bir yandan, sen bir yandan lan, yeter! Lara, ne yapıyorsun? Bıktım senden, anladın mı? Sakin ol. Bıktım. Sakin. Hayatımı mahvettin, bırak anlıyor onu. Musun? Lütfen. Bıktım ben. Lütfen bırak. Lütfen bırak. Lara. Lara. İyi misin? Bana bak. Bana bak. Bana bak, gözüme bak. Gözüme bak, aç gözünü. Hayır, hayır. Annene ne diyeceğim ben? Hayır. Hayır, yüzüme bak. Lütfen! Hayır ya! Bana bak, Lara. Gözüme bak. İyi misin? Hayır. Hayır ya! Hayır! Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ne yapacağım şimdi? Düşün, Turgut düşün. Düşün Turgut. Ne yapabilirsin? Düşün Turgut, düşün. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Turgut, Turgut. Ah Turgut. Pişman mısın? Annem kurtuldu şu an. Bunun için mutluyum. Uyudum büyüdüm.
Çocuğunun gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın feryat etti. Benim eşim bir eğitim şefidir. Bunun altını çizmek istiyorum. 17 yaşındaki Ayşe Meşe'yi pazar yerinde altı elinden bıçaklayarak öldüren... Münevver Karabulut cinayeti genç kızın katledildi. Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan eve dönmek için bir minibüse bindi ama ondan bir daha haber alınamadı. On yaşında bir evlattan bahsediyoruz efendim. 10 yaşında bir bebek. Ben de miyim benim? Aşkım ödüm. Daha 18 yaşındaydı Buket. Hastaneye getirildiğinde ağır yaralıydı. 10 aylık bebeğiyle kaçırıldı. Sonra her ikisinin de cansız bedenleri... Güzeller Müzeyli Helen'i katletti. 19 yaşında bir üniversite öğrencisi, 21 yaşındaki bir genç kızım, Aleyna Can, henüz 17'sinde vahşice öldürüldü, acımasızca öldürüldü. 17 yaşında kafasız bir kız çocuğunun başına neler gelebilir, senin bir fikrin var mı? Kadınları plazaların tepesinden atıyorlar, kadınları evlerinin önünde bıçaklıyorlar. Ya bağırıyorsan, ya bağırıyorsa duymuyorsan ben. Tüm Türkiye'den kadınların ölmek istemiyoruz çığlığı yükselirken biz artık korkmak istemiyoruz.